Türk Haber ekranlarından herkese yeniden merhaba. Bugün yepyeni bir programla karşınızdayız. Hukuk masası diyeceğiz. Hukuka dair aklınıza takılan bütün sorulara cevap bulabileceğiniz bir program olacaktır diye umut ediyoruz. Her şeyden evvel şunu söylemek isterim. Evet bu programı ben yönetiyor olacağım ekip arkadaşlarımla beraber ama aslında gizli yönetmen siz olacaksınız. Neden? Çünkü interaktif bir program gerçekleştireceğiz. Aklınıza takılan soruları cevap bulamadığınız sorunları problemleri işte Türk Haber televizyonunun Instagram sayfasından bize gönderdiğinizde ben de konuklarımıza, konuk avukatlarımıza soruyor olacağım. Bugün çok değerli bir konuğum var. Avukat Saruhan Gencebaşaran hoş Merhabalar, geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkürler, biz de iyiyiz. Şimdi hukuk denilince herkesin mutlaka mirasla ilgili aklına gelen, aile hukukuyla, boşanmayla ilgili aklına gelen ya da sayamayacağım sağlık hukuku, spor hukuku gibi farklı dallarda da aklına takılan sorular Elde muhakkak de. oluyor. İşte biz bu programda o sorulara cevap bulmayı amaçladık. İlk bölümümüzün konuğusunuz. Şans getirin diye umut ediyorum. Umarım. Şimdi bugünkü konumuz değerli izleyenler sizlere de kısaca bahsetmek isterim. Nasıl evlilik güzel bir müessese ise iki kişi güzel dileklerle, güzel umutlarla birlikteliğe başlıyorsa bir de bunun boşanmayla Elbette. sonuçlanma gibi bir durumu da var. Peki boşanma nasıl gerçekleşir? Anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma, velayet, tazminat gibi konuları konuşacağız. Dilerseniz boşanmayla ilgili başlamadan önce sorularıma başlamadan evvel şöyle bir göz gezdirdiğimde ee, i̇lk benim merak ettiğim soruyla başlayalım. Bunları gerçekten kendi merakıma göre hazırladım. O yüzden umuyorum ki sizle beraber bu sorulara cevap bulacağız. Tarika. Şimdi e, Anayasa Mahkemesi'nin geçtiğimiz zamanlarda bir kararı çıktı. Artık kadın evlenmeden önceki soyadını sadece onu evet. kullanabilir. Bu konuda neler düşünürsünüz, neler düşünmekten de öte e, uygulamada halini sıkça görüyor muyuz? Bu artık uygulamada yerine e, aldı mı? Aslında şöyle, kadın evlendiğinde sadece kendi soyadını kullanabilir mi? Ee, olayı çok uzun zamandır kullanmalı mı? Kadınlara bu hak verilmeli mi? Bunun verilmemesi anayasal eşitlik ilkesine aykırı mı? Bu ne zaman uygulama pratiği bulacak? Toplum yapımıza uygun mu? gibi sorular. Yani bu şimdinin değil, çok çok uzun yılların aslında Türkiye'de tartışma konusuydu. Anayasa Mahkemesi en son magazinalde olmuş, gündeme de gelmiş bu iptal kararıyla aslına bakarsanız buna bir nokta koydu. Artık kadınlar... Türk Medeni Kanunu 187. maddesindeki en önceki halinde ya eşlerinin soyadlarını ya da hem kendi soyadlarını ve eşlerinin soyadlarını kullanabiliyorlardı. Yani hı hı hı. halk arasındaki tabirle kızlık soyadlarını eşlerinin soyadıyla birlikte kullanma opsiyonları vardı. Fakat bunun dahi anayasal eşitlik ilkesine aykırı olduğu yönünde görüşler çok çoğaldı ve bu konuyla alakalı Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. Artık 2023 yılının Nisan ayında e, yürürlüğe giren resmi gazeteyle birlikte bu konuda çok net bir şekilde ülkemizin hukuk sisteminin tavrı şudur. Kadınlar artık kendi soyadlarını yanında eşlerinin soyadları olmaksızın da kullanabilirler. Uygulama pratiği var mı? Henüz çok yeni. Şu anda gördüğümüz üzere e, böyle bir uygulama pratiği oluşuyor. Benim tespitim de şu yönde kadınlar özellikle e, bu konuyu bir kazanım olarak görmekteler. Hı hı. Ha, toplumumuzun e, tamamında en azından bu konunun daha İçselleştirilmesine bana soracak olursanız biraz zaman var çünkü çok yeni. E, fakat şimdilik uygulama e, zemini oluşmuş durumda. E ne mutlu ki o zaman. Belki çünkü bazı kadınlar bunu tercih etmek istiyor olabileceklerdi. E, bu hakkı elde etmiş olmuşlar. Tabii ki tartışmalı sonuçlar doğurabilir. Belki müşterek çocuk açısından. Tabii ki. Mi? Aslında şöyle yani bu konuda farklı farklı görüşler var. Hani bazı durumlar vardır ya herkes haklı. Yani sen de haklısın, onu dinlediği zaman sen de haklısın gibi durumlar vardır. Anayasa Mahkemesi'nin bu konuyla alakalı gerçekten sadece meslektaşlarım ya da bu konunun hani ilgilendiren, evlenecek insanlar vesaire değil. Herkesin aslında bu konuyu merak edenlerin bu Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının gerekçesini internete yazıp ulaşabilirler. Bir bakmasını tavsiye ederim. Orada Anayasa Mahkemesi'nde bu konuyla alakalı bir karşıt oy veren ve karşıt görüş sunan kişilerin de olduğunu, üyelerin de olduğunu görüyoruz. Orada aslında anayasal eşitlik ilkesine bir aykırılık olmadığını bu durumun, zira kadın erkek eşitliğinin hukuk önünde, kanun önünde bir eşitlik anlamına geldiğini, yoksa kadınların da erkeklerin fizyolojik, psikolojik e, her türlü açıdan farklı farklı e, noktalarda olduklarını ve e, bu mota mot bir eşitlik algısının da bir modern zaman hurafesi, aynen bu ifadeyi kullanıyorlar karşı toyda anayasa Hı. mahkemesi üyemiz. Diyor ki, yani kanun önünde eşitlik olmalı zaten. Buradaki eşitlik, kadın erkek eşitliği, motomot sizin her anlamda eşitlik olarak uygulayabileceğiniz bir şey değil. Bu bir modern zaman hurafesi. Buna gerek yoktu. Bu belli durumlar açısından süreci, toplumsal sürecini, nesep sürecini vesaire belli kaygılarla baltalayabilir şeklinde de görüş sunmuş bulunmaktadır. Kimisi farklı düşünür, kimisi farklı düşünür. Ama baktığınız zaman evet, kadınların hukuk haricindeki kısımlarda üstün olduğu konular vardır. Erkeklerin üstün olduğu konular vardır. Bizim odaklanmamız gereken bana soracak olursanız hukuk önünde kanun önünde eşitliktir. Bu konuya vurgulayan da Anayasa Mahkemesi inisiyatifleri var ama günün sonunda bir kazanım olarak görenler bu konuda mutlu diyebiliriz şu anda. Uygulamasını çokça görmek için de önümüzde bir zaman dilimi var en az diye 50 düşünüyoruz sene. değil mi? En az 50 sene. Ben de katılıyorum bu noktada. Şimdi e, sorularıma baktığım zaman önce evlilikle başlamışım, ardından ilişkideki sorunlara gelmişim ve en son boşanma. Şimdi en çok da belki merak edilen boşanma evet. konusu. Evet oraya geleceğiz ama onun evvelinde e, siz aile hukukuyla ilgileniyorsunuz. Evet, evet. Özellikle sormak istediğim sorular evlilik bile içerisinde tabii ki hani sadece evlilik bile değil bir ilişkide bile anlaşmazlıklar ortaya tabii çıkabiliyor. Ki. Problemler ortaya tabii çıkabiliyor. Ki. Sormak istediğim konu şu şu. Şimdi evlilikte gördüğümüz sorunlardan bazıları boşanmayla sonuçlanıyor, bazıları sonuçlanmıyor. Ya da ne evet. sıklıkla bunu böyle değerlendirebiliyoruz. Mesela eşim çok savurgan, hı hı. ben çok tutumlu bir insanım. Bu beni rahatsız ediyor. Bu boşanmaya kadar giden bir süreç oluyor mu ya da işte bu kusurluluk nasıl değerlendiriliyor diyeceğim ama kusura daha sonra geçecek olsak önce şu problemleri bir Problemler. konuşalım isterim. Evet. Yani şöyle mesela not almışım oradan örnek vereyim hı hı. size. Ee, savurganlık, şiddet, ev terk etme, müşterek çocukla ilgilenmeme, evet. alkol, uyuşturucu, bağımlılığı bunlar ne ölçüde ne kadar zarar veriyor ilişkiye, evliliğe? Aslında ee, bahse konu kusurların tamamı bunların dozları, yoğunlukları ve burada aslında aklımıza hayale gelmeyecek yani sınırsız kusurlar. Yani bunları bir algoritmaya, bir matematiğe bağlamak imkansız. Ya inanın öyle yargıtay kararları gösteririm ki insanlara bunu söylediğim zaman sadece müvekkillerime değil bir dost meclisinde arkadaşlarımızla dostlarımızla konuşurken bile diyorum e, diş fırçalamamayı bile yargıtay şu anda bir boşanma sebebi sayıyor denildiği zaman aslında herkes ya ben sadece aldatma işte dayak vesaire şiddet bu tarz şeyleri biliyordum ya da işte çocukla ilgilenmeme evi terk bunlar en fazla görülenler aslına bakarsanız yoksa evet savurganlıkta işte kişilerin birbirine ilgi alaka göstermemesi, kişisel hijyenlerine dikkat etmemeleri ya da başka arkadaşlarının yanında söylenmemesi gereken ifadeleri, yani saygısızlıkları alışkanlık haline getirmeleri illa hakaret boyutunda olmak durumunda da değil. Yani eş olduğunu hissettirmemesi ya da daha farklı optimal düzeyde onu artık evlilik yürüyemeyecek hale geldiyse bir kişi algısında bu mahkemeye sunulması kaydıyla aslında çekişmeli boşanmaya döndürülebilir. Savurganlık mesela. Ya gerçekten bunu tüm mal varlığını evlilik içerisinde 1 milyon, 1.5 milyon tarafların bir şeyi vardır. Biriktirdiği bir meblağ vardır. Adam gidip bunu tek seferde bahis oynamıştır. Kumarda kaybetmiştir. Bu zaten çok uç bir örnektir. Ama onun dışında her ay örnek veriyorum maaşının %20'sini, %30'unu Evin genelinde böyle bir lüks algısı olmamasına rağmen kişinin bir marka takıntısını vermesi. Kadın açısından düşünüldüğü zaman işte evde çok böyle standart bir yaşam olmasına rağmen çocuklar düzgün bir şekilde psikolojik eğitim yönünden bir noktada olmamasına rağmen kadının sürekli bir takı merakı, marka merakı ya da adam açısından düşünüldüğü lüks araç merakı. Hmm. Yani optimal olmayan, evliliğin genel gidişatına uymayan kişilerin daha bencilce hareket ettiği maddi durumlar bile aslında kusurdur. Ama tabii insanlar savurganlık denilince hemen kumar gelir. Şiddet. Şiddetin tek türü bir tutupta e, tutup da kadına e, bir tokat atmak ya da kadının erkeğe yüzünü paramparça etmesi bu kadar uç şeylere gerek yok. Yani birbirlerine konuşmaya geçtim. Artık e, bir karşıdakiyle konuşmama, iletişimi kurmamayı seçme. Bu da psikolojik şiddettir. Şiddetin tek bir türü yok. Yani baktığınız zaman Yargıtay bu konuda gerçekten çok Avrupa'yı bir perspektifte bakıyor diyebiliriz artık. Yani kişi sorunlarımı çözemiyorum anlatmak istiyorum ama beni dinlemiyor. Ya da ben dinlemek istiyorum bana hiçbir şey söylemiyor denildiği nokta bile aslında bir şiddettir. Dolayısıyla çok geniş bir elpaze. Ama hepsi evet çekişmeli boşanma konusu yapılabilir aldatma gibi değil mi? Aldatma da e, illa fiziksel olarak tabii. bir aldatma olmasına gerek yok. Özellikle şimdi teknolojinin hayatımıza bu kadar hızlı girişiyle ve hayatımızda etkin rol oynuyor oluşuyla beraber e, sosyal medya bağımlılığı, bağımlılık dedik uyuşturucu tabii alkol ki. dedik ama tabii şimdi bir de sosyal medya bağımlılığı var. Mesela elbette. eşleri birbirinden ayrı düşüren eve geldiğinde iki kelam laf, laf etmekten elbette. geri e, durduran tabii bir ki. durum. Bu da tabii ki tabii boşanmaya ki. kadar e, götürüyor işi. Benim merak ettiğim sorulardan bir tanesi de aslında sana aldatma. Şimdi bunu sıkça bu gündüz kuşağı programlarında evet, rastlıyoruz. Evet, İzleyicilerim evet. de bana hak verecekler bu noktada. İşte eşimi bir sosyal medya platformu üzerinden bir başka kadınla ya da bir başka erkekle konuşurken gördüm. Evet. Bu da tabii ki aldatma olarak değerlendirebileceğimiz tabii hukuki ki, açıdan tabii baktığımızda değil mi? Tabii ki. Zaten baktığınız zaman şu anda bir 10 sene öncesinin aldatma prosedürüyle 30 sene öncesinin aldatma prosedürü farklı, 50 sene öncesinin aldatma prosedürüyle bir 100 sene öncesinin de farklı. Yani şu anda baktığınız zaman sosyal medyanın bu denli, yani hepimiz şunu kabul edelim ki hayatımızın en az %40'ında, %45'inde, belki yarısı demek iddialı olur ama sosyal medya üzerinde yaşıyoruz. Doğru. Yani bu herkesin teyit alma, beğenilme, onaylanma ihtiyacı bu artık bilimsel de bir durum. İnsanların dolayısıyla hem bir realde hayatı var hem sosyal medyada hayatı var. Ve şu anda benim de mesleki olarak gördüğüm en çok aldatma sosyal medya üzerinden, sanal üzerinden aldatmada söz konusu. Yani tutup kimse kimseyi artık e, böyle şeyler vardır. Eskisinin hani böyle yeşilçam boyutunda aldatmalar işte gelip "Aa benim yatak odam o adam mı, o kadını mı soktun şeklinde olmuyor. Bunların ispatı zaten inanın çok zor. Yani mahkemeler artık şey diye belirlemiyorlar. Böyle ortada bir zina mı var eski tabiriyle ya da bir durum mu var? E, ne yaptın e, nerede yakaladın bunları, var mı buna kanıtın vesaire değil. İnsanların bir başka kişiyle, eşleriyle konuşabilecekleri samimiyette, yani bir arkadaş boyutunda olmamakla birlikte bir flört diye tabir edeceğimiz bir yazışma, çizişme vesaire bunların bile kayıt altına alınması çok net bir şekilde aldatma olarak tahayyül ediliyor, edilmelidir de. Şimdi aslında siz uzun zamandır bu mesleğine bağlısınız. Evet. Şimdi hukuki olarak siz de bence kendi içinizde istatistiki bazı verilere sahipsiniz diye düşünüyorum. Şimdi evet. bu noktada şunu sormak isterim. Evet ilişkiler bitiyor, boşanmayla anlaşmalı ya da çekişmeli. Ee, bu sebep daha çok ne oluyor? Aldatma. Aldatma. Tabii ki. Yani şimdi aslında şundan dolayı aldatma. Ee, bu benim deneyimlediğim bir şey. Tabii Hı. ki bunu genele e, yönelik bir veri olarak sunamam fakat kendi istatistikimde tutmak durumundayım. Hani benim bu zamana kadar gördüğüm kişiler benimle görüştüklerinde ilk önce işte mizaç farklılığı, ailelerimiz kültürel olarak birbirinden farklı, çocuğumla yeterince ilgilenmiyor, işte kılığına kıyafetine dikkat etmiyor. İlk 10 dakika bunu bir konuşuruz. 20. dakikada artık kişi bana güven hissetmeye başladığı noktada ben artık derim ki müsaadenizle ben artık size birkaç soru soracağım. Bu işin bir de aldatma boyutu var mı? denildiği zaman ki zaten bizim işimizi düzgün yapabilmemizin ön koşulu kişinin bana güvenmesidir. Ve hep şunu görüyorum. Tali yan sebepler ilk bir önüne konulur insanların ama asıl sebep muhakkak ki iki taraftan birinin bir başkasına ilgi duymasıdır. Ya bunun açığa çıkmasıdır ya da artık açığa çıkmadan bu kişinin bunu bu evliliği bitirme isteğiyle olur. Ama %70 gibi bir oran verebilirim hatta. Size hiç bence... Ee, Ciddi de bir orandır, korkunç bir oran hatta. Gerçekten öyle evet. yani yüzde yetmiş, Yüz evlilikten 70'inin sebebi diye baktığımız zaman. Tabii Diğer yüzde otuzda tespit edilememiş durumlar tespit edilememiş. bu arada. Peki şimdi bir tazminat hakkı, herkesin şöyle kafasını karıştıran tazminat alacağı, tazminat hakkı nasıl doğar? Tazminat kusurla birebir aynı ölçüde midir? Yani hani karşı taraf kusurlu ama ben de kendimce kusurluyum. Mesela bir örnek vereyim. Eşim çok savurgan ama ben de <laughs> şiddet bağımlısıyım. Yani şiddet uyguluyorum eşime. Evet. Yani, yani kusurumuz ikimizin de eş midir? İki tarafta yok. kusurlu der mahkeme öyle bir karar mı verir? Yoksa tazminat hakkı nasıl doğar? Kusur neye göre belirlenir? Şimdi aslında tazminat, evet. ya bizim e, toplumumuzda ne yazık ki biz hukuku e, dizilerden öğreniyoruz. Şimdi en büyük sıkıntımız bu. Dolayısıyla gelen insanların jargonu şu oluyor. Ben onun işte öyle bir tazminat alacağım ki işte amiyane hani tabirle Donuna kadar alacağım. Evet. Yani bu böyle bir durum yok öncelikle. Şimdi bizim hukukumuzda nafakası, tazminatı, şusu busu vesairesi zenginleşme aracı asla olamaz zaten. Yani bir taraf bir tarafa bir kusur işledi. Evet tazminat da ödeyecek deyip, o işte gerçekten çok zulmetmişsin diğer tarafa, o zaman senin her şeyini alıp bu tarafa verelim deyip bir durum yok. Şu var, şimdi kusur belirlemesi yapılırken, şimdi bir taraf bir tarafa diyor ki bana 3 tane arkadaşımın yanında, hiç söylememesi gereken bir yerde. Ya senin aklın çalışmıyor mu bilmem ne. Hani oldukça soft hakaret hamis. Evet. Ama soft bir şeyde saygısızlıkta bulundu. Ama diğer taraf e, her gün ona şiddet uyguluyor. Şimdi bu kusurlar eşit mi? Değil. Evet. Ya da örnek veriyorum. E, o adama diyor ki ya e, insan işte benim ailem geldiği zaman odasından geç çıktı ve bunu alışkanlık haline getirdi benim kocam. Öbür de diyor ki ama kadın da onu. Üç farklı insanla aldatmış adamla. Şimdi ortak bir şey gerçek, yani kusurlar eşit mi değil. değil. Şöyle oluyor, asli kusur bir tarafın oluyor. Diğer tarafta kusur olmayabilir, olabilir Olduysa hafif kusur da olabilir. İki tarafın eşit kusuru da olabilir. Şimdi iki tarafın eşit kusuru varsa takdir edersiniz kimse kimseye mantığı de zaten tazminat ödemez. Fakat bir tarafın ağır kusuru, bir tarafın hafif kusuru varsa o kusurun yoğunluğu gerçekten yani mesela ufak bir mizaç farklılığıyla hijyenine dikkat etmemekle Hı. e, kadını ya da adamı öldüresiye dövmek arasında ciddi bir fark var. Buna göre belirlenir. Aynı zamanda sosyoekonomik ve sosyokültürel koşullara göre de değerlendirilir. Buna göre bir tazminat miktarını hakim belirler ve e, ortaya koyar. Talep edilmeli mi? Yani en başında bu talep edilmeli tabii değil mi? Yani bu dava açıldıktan sonra benim eşimimde böyle bir kusuru vardı. Boşanma sebebimiz de bu. Ayrıca tazminat da talep ediyorum. Çünkü bu sebepten. Şimdi en başta dava dilekçesi dediğimiz şeyde, biz bu mesela içeriğinde boşanmak istiyorum, sebeplerim bunlar, tazminat istiyorsam da bir miktar yazarız oraya. Ha, bu demek olmuyor ki mahkeme o miktarı olduğu gibi verecek ya da vermeyecek. Siz x istersiniz, 500 istersiniz, 1 milyon istersiniz, mahkeme 100 bin, 150 bin verir. O ayrı bir şey. Hı. Hiç vermeye de Ama en başında tespit ettiyseniz, yani bir şey istiyorsanız tazminat bunu en başında isteyeceksiniz. Ya ben dördüncü duruşma oldu, adamın hali tavrı hoşuma gitmiyor. Dur ben bir 400 bin daha isteyeyim yok. En başında isteyeceksiniz, mahkemeye bırakacaksınız gerisini. Şimdi tabii süreç aslında çok can sıkıcı bir süreç, boşanma her anlamıyla, maddi ve manevi anlamda iki tarafta da bence ağır sıkıntılar evet. yaratabilecek bir süreç. Ama bunu iki türlü uygulamada haline görüyoruz, anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma Doğru. olarak. Hatta işte halk arasında da duyarız, anlaşmalı boşanmaya yanaşmadı, çekişmeli Doğru. yargı yoluna gittik, çekişmeli boşanmaya gittik diye. Peki şimdi bunun hukuki sürecini biraz değerlendirecek olsak, mesela bazı türler, dava türleri biraz daha geç sonuçlanır. E, uzun sürer gibi anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma arasındaki temel farkları bir de sizden dinlesek çok temel en net fark bir kere süredir zaten yani çekişmeli boşanma e, süreci bir kere bir başladığı zaman bizim meslektaşlarımız arasında da şey vardır halk arasında da bilinen çok doğru en doğru yani bu şehir efsanesi boyutunda olmayan gerçek bilgi bu hani seneler sürüyor gerçekten de öyle çünkü Türk hukuk sisteminde İlk derece aşaması dediğimiz mahkeme aşaması bir kere çok rahat bir sene ila bir buçuk seneyi bulabiliyor büyük şehirlerde özellikle. E Bura bittikten sonra istinaf aşaması e, o da size bir sene. E Yargıtay'a gidiyor en son temmizle beraber. Orası da bir sene dediğim zaman 3-3,5 üç, üç seneyi bulabiliyor. Hele ki bir durumdan dolayı Yargıtay bozdu tekrar döndü süreç başladı derken 4-5 sene bizde sürpriz olmuyor. Dolayısıyla insanlarda artık anlaşmalı boşanma çünkü anlaşmalı boşanma bir protokol imzalanıyor. İlk cesede çok büyük bir durum olmadıkça hem boşanma kararı veriliyor hem de e, insanlar artık Tabiri caizse birbirlerinden kurtulabiliyorlar ama benim yine gördüğüm istatistik şu anlaşmalı boşanma inanın o kadar az ki yani e, Çünkü taraflar arasında bir gerginlik olmadığı yani sadece ya biz olmuyor ya yani, farkında mısın Biz yürütemiyoruz bu ilişkiyi çok Evet ne kadar moderniz Hadi gidip boşan böyle olmuyor genelde Hele ki Türkiye'de Tabii. Yani bu kanlı bıçaklı olmayan çok az insan var boşanma aşamasında. Şimdi bu insanların oturup da bir protokolde maddi konularda hele ki artık sevgi beslemediği saygıyı zaten yitirdiği bir insana maddi edimleri böyle bol keseden dağıtacağını tahmin et, yani düşünmek biraz mantığa aykırı. O yüzden benim orada istatistimde %20. Yani biraz daha sosyo-kültürel anlamda daha sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel düzeyi yüksek güruhta biraz daha anlaşmalı boşanma eğilimi oluyor. Çünkü o insanlar ailelerin bir araya geleceği, artık bu işin böyle yılan hikayesine döneceği, adliyelerde birbirlerine küfürlerin, tekmelerin, tokatların havada uçuştuğu bir celse pratiği trafiği istemiyorlar. Dolayısıyla onlar da daha çok oluyor. Peki uygulamada şunu görüyor muyuz? Çekişmeli boşanma olarak başlıyor. Fakat daha sonrasında taraflar bir şekilde kendi aralarında minik bir sulh diyeyim, bir ortak anlaşmaya, mutabakata varıyorlar ve anlaşmalıyor da Olabilir Son mi böyle? Son zamanlarda öyle? en çok onu görüyorum ben. Yani güzel bir şeye temas ettiniz. En çok onu görüyorum. Yani insanlar başlıyorlar ama nasıl başlıyorlar? İşte ben onu ben ondan bunu alacağım. O benden hiçbir şey alamaz. İnanılmaz bir savaş. Ee, ama takdir edersiniz bu savaşta iki tarafta yoruluyor. Kan kaybediyor. E bir noktada artık e, bu psikolojik savaşı kaybeden taraf, kaybetme eğiliminde olan tarafta bir şeyle gidiyor karşıya. Bir teklifle avukatlar aracılığıyla. <laughs> ya tamam lanet olsun tazminat demiştim ama tazminat kalsın. Nafaka x demiştik ama x eksi 2 olsun vesaire çocuk şu bu falan bir noktada artık bir metin ortaya konulabiliyor. Yani bir taraf bir tarafa ölümü gösterip tabiri caizse sıtmaya razı edebiliyor. Razı edebiliyor. Şimdi tabii bir de sadece taraflar değil, tarafların kendi aileleri tabii. ve ortada çocuk varsa o çocuk da ciddi anlamda etkilendiği için belki bu yöne kayıyor diyebiliriz. Peki şimdi şu aklıma geldi. Bir boşanma davası var. Kadın tarafından açılan boşanma davası kadını reddediliyor. <laughs> e, eşim de boşanmaya, eşi de boşanmaya yanaşmıyor. Ne yapabilir? Kadının önünde hangi hukuki yol vardır? Nereye gidebilir? Ya Aslında şöyle Şimdi bir boşanma davası açıldığında, çekişmeli boşanma davası açıldığında, iş karşılıklı davaya döndüğünde hele. Bu boşanma davasının reddedilmesi çok zor aslında. Yani insanların bunu e, başarmaları lazım gerçekten. Ama başarıyorlar. Yani bu soruyu sormanızın da aslında e, sebebi bunun uygulamada çok görülmesi. Gerçekten çok net Değil bir durum. Çok, çok fazla şimdi. rastlıyoruz. Yani diyor ki ya biz boşanma davası açmıştık, reddedildi. Neden acaba? Alıyorum, inceliyorum. Hayır, öyle de bir şeyle geliyorlar ki hani Allah Allah çok ilginç bir durum oldu gibi. E şimdi artık tahammül edemiyorum ben. O yüzden tazminat da istiyorum. Şu da bu da. Çok sert, agresif bir dilekçe. Ama bir bakıyorsunuz ki karşı taraf pat iki tane fotoğraf sunmuş. Ee, hanımefendiyle beyefendi boşanma davasından açıldıktan bir buçuk ay sonra Bodrum'da tatil yapmışlar birlikte. Adam da bunun fotoğraflarını sunmuş ya. Demiş madem ben bu kadar şeydim, bir Adeta canavardım. E ben de tatile gittim. Hakim de diyor ki burası ciddi bir merci. Burası Türk mahkemeleri. E, tabii. e kadın da orada ya öyle ama şimdi ben tekrar artık affetmiş sayılmışsın diyor. Yani artık en baştaki gerekçelere dayanamazsın. Hani dolayısıyla bir ta şimdi bu reddedildiğinde artık yeni gerekçelere dayanan gerçekten tamam o dönem böyle oldu. Davanız reddedildi düştü neyse her neyse. Artık ama eve bir geldiniz her şey iyi gibi oldu. Sonra Adam kafanıza ya da kadın adama bir bazo fırlattı vesaire. Hı hı. Çekersiniz fotoğrafınızı, tanıklarınızı, vesairenizi dersiniz ki ne can güvenliğim var, ne başka bir şey. Mesela. Ama eski sebeplere artık araya bir af girdikten sonra çünkü her şeyden bahsetmişsiniz. O beni aldattı, ben onunla bir daha aynı yatağa girmem vesaire ama 3 ay sonra attığınız bir telefon mesajı. E canım, balım vesaire. E mahkemede diyor ki buranın ciddiyeti var olmaz. Davayı reddediyor. Ama çok nadir görülür dediğim gibi. Bu yani 100 dosyanın anca birinde görülür. Diğer tarafın da boşanmaya yanaşmaması. Ben şimdi ne yapacağım? Demek ki boşanmayacağım. Bunu e, kadın özellikle müvekkil adaylarımız sabah programlarından da gördükleri için maalesef öyle bir jargonla geliyorlar. Ben boşanmayacağım. Bir taraf bir taraftan boşanmak istiyorsa o boşanma gerçekleşir. Öyle boşanmayacağım falan yok. Yani böyle bir durum pratikte yok. Sadece en fazla uzatabilir. Yani hmm. Bir taraf boşanmaya yanaşmıyorsa süreyi 2,5 3 sene bu sürenin maalesef ki uzayacağını bileceksiniz ve bu durum aslında sizi yormayacak. Bu durum taraf avukatlarını yorar. Şimdi insanlarda da öyle bir algı olur. Ya ben ama yıpranmak istemiyorum. Tabii. Hemen sorarım ben dedim ki ne konuda yıpranacaksın? Yani kadın olduğu zaman derim ki soyadını değiştirip hemen biriyle mi evlenmek istiyorsun? Hayır tövbe. Adamı soruyorum. Hayır ben bir daha evlenmeyeceğim. Ne konuda yıpranacaksınız o zaman diyorum. Ya boşanma sürecini duruşmalara girecek olan avukat tanıklar vesaire tamam. E sürsün. İstinafta zaten neredeyse duruşma ekolü yok. Yargıtay keza. Dolayısıyla aslında bu bir şehir efsanesine dönmüş durumda. Çok yıprandım, öleceğim, biteceğim. Yok, kimseye bir şey olduğu yok. Biraz uzar. O da hukuk sistemimizde en ufak bir dava bile şu anda sadece boşanma değil, bir, bir buçuk seneden önce zaten bitmez. Tabiat itibariyle durum bu şekilde ilerliyor. Şimdi şehir efsaneleri deyince ben bu soruları nasıl hazırladım? Bu bizim ilk programımız sizden destek alamadım. O yüzden biraz gerçekten sabah kuşağı bana ilham oldu. E, i̇zleyicilerim belki biliyorlar. Benim de iki dersim kaldı. E, umuyorum ki meslektaş olacağız. E, az buçuk ben de bir şeyler biliyorum. Bir, ama hiç bilmiyormuş gibi yaklaşarak gerçekten biraz dedim ki hani insanlar ne soruyor ve ne merak ediyor. İşte bunlardan bir tanesi de şuydu. Eşim beraber yaşadığımız e, evi satmaya kalktı. Şimdi böyle bir şey mümkün mü? Aile konutu diye bahsettiğimiz şey öncelikle nedir? Ve eşten habersiz satılabilir mi? Şöyle, aslında en büyük korku bu. Şimdi taraflar arasında sevgi kalmadığı zaman, bir ilgi kalmadığı, bir saygı kalmadığı zaman hemen herkesin ilk odaklandığı işte malın mülküm ne olacak oluyor. Şimdi evet. aile konutu tarafların bir arada yaşadığı son yerdir. Yani orada yaşıyorlar o insanlar. Oraya da hatta bir tarafın talebiyle tapuda aile konutu şerhi düşülür. Bu aile konutu şerhi olan bir yer, kadın adamın onayı olmadan adam da kadının onayı olmadan zaten satamaz. Şimdi şöyle düşünülüyor. Ama kadının üstüne kadın gidip satarsa ya satamaz çünkü o e, tapu aşaması biliyorsunuz ki sözel ilerler. Hı. Oradaki satıştan e, sorumlu memur sorur sorar size. Ama der ki burada şerh var aile konutu kocan nerede ya da karın nerede satamaz zaten. Hı hı. Ama genelde uygulamada da şu olur. E, dava açıldığında Muhakkak ki o müşterek konuta, aile konutuna bir şerh istenir. Mahkemelerde bu şerhi koyar zaten. Yani o öyle bir şey gerek yok. Yani insanların e, sattı benden habersiz vesaire hani bu tarz olumsuz durumları aslında biraz e, bu çekinceler biraz yersiz. Uygulamada çok zor hatta imkansız. İmkansız. Peki şimdi bir diğer merak edilen konu da bence şüphesiz nafaka konusu nafaka özellikle bu ünlülerden de e, magazin programlarında duyduğumuz işte bir ay evli kalınıyor, iki ay evli kalınıyor evet. ama nafaka ödeniyor. Bir kere öncelikli olarak hukuk terminolojisini şöyle bir kenara bırakalım. Evet. Nafaka nedir? Yalnızca müşterek çocuğun varlığı halinde ya da uzun süreler evli kalındığında mı ödenir, verilir? Hı hı. Kadın nafaka öder mi? Şöyle nafakayı masaya yatırılacak olsak neler deriz? Ee, şöyle, aslında nafaka bu zamana kadar konuştuğumuz, işte sorduğunuz soruların arasında en çok toplum içinde gündeme geleni, Hı. eş dost sohbetinde, evli insanlar arasında, biraz evli tabiri caizse işte çatırdayan insanlar arasında en çok konuşan nafakadır. Ama en çok en yanlış bilinen de nafakadır. nafakadır. Şimdi nafaka e niye? Çünkü biz bunu şeyden duygu işte bakıyoruz, bir ünlülerin boşanmalarına inanılmaz meblalar dönüyor. Tabii genelde de nafaka ödeyen taraf erkek olarak. Uygulamada da böyledir. <laughs> Şimdi insanlar şunu düşünüyor. Nafaka e, evlilik sürecinin bitiminde kadına verilen bir şey sanki hani. Madem evlilik bitiyor işte kadına para veriyor. Böyle bir böyle bir şey değil nafaka. Nafaka kadın da erkeği ödeyebilir bu arada. Ben bunu inanın erkek müvekkillerime söylediğimde hemen ilk tepki şey oluyor. hakikaten mi falan? Ama ikinci tepki de bizim toplumumuzda öyle ya yani neyse ben kadından para alma <laughs> muhabbeti çok var. Hani tamam yok ben gene istemeyeyim de ha gene Demek ki alabiliyormuşum bir, tabii herkes bir önce şaşırır bunu ama yine istemez. Bizim uygulama pratiğimizde genelde söyleyeyim bunu kadın hı. E, nafakayı alıyor. Ama e, nafakanın terminolojisine girdiğimiz zaman aslında amaçlanan şu. Erkek ve kadın e, bir evlilik sürecine giriyorlar. Hı hı. bittiğinde Evlilik bittiğinde bir taraf yoksulluğa düşüyorsa bakın o kişi çalışıp çalışmaz meselesi değil burada bir taraf yoksulluğa düşüyorsa, yaşam standartları al aşağı oluyorsa diğer taraf ona belli bir meblaya hükmedilir. Ama zenginleşme aracı olamaz. Şimdi kadın müvekkil adaylarımız geldiği zaman o anın da öfkesiyle öyle bir nafaka alın ki işte mahvolsun. Ya yok öyle bir şey, öyle bir öyle bir durum yok olmamalı da. Ya kimse kimsenin şeyi üzerinden yani yanlış bir evlilik yaptı diye karşı tarafa bir diyet ödemek zorunda değil. Ama yoksulluğa düştüğünde bir meblağ verilir. Ha, çocuk için söylenen şeyin adı yardım nafakasıdır bu arada. Hı Kadın için olan, yani daha doğrusu eş için olan yoksulluk nafakası. Adı üstünde. Yoksulluğa düşecek kişiye verilen meblağ. Çocuk için ödenen meblağ ise yardım nafakası. Halk arasında bilinen tabiri eğitim nafakasıdır. Yani çocuğun eğitim süreci içerisindeki masraflarının kabaca şöyle düşünün. Yarısını karşı yani bırakıp giden, Hı. ayrılıp giden taraf karşılamalıdır mantığıyla verilmiştir. Evet, ama bir ayda evli kalsalar, maalesef. Maalesef demeyelim gerçi. Yani bu kimisine e, bu hala tartışılan bir husus aslında bakarsanız evet, evet. ama insanlara maalesef dememin sebebi de insanlar bu noktada artık eee sırf bunun çekincesiyle biraz evliliklerin azaldığını görüyoruz. Değil Toplumda. mi? Toplumda. Evet. Şimdi insanlar bir ay evli alacağım, E hadi uzlaşamazsam ömür boyu nafaka mı vereceğim? Şimdi baktığınız zaman e, kim evlendikten sonra oluşan problemlere, boşanma oranlarına, işte sair süreçlere Evlenirken biliyorsunuz çok basit. Hı hı. İşte düğün bir gün, işte balayı bir hafta, evet hayır muhabbetleri bir saat, iki saat ama boşanma 3 sene. Dolayısıyla insanlar bu konuları biraz takılıyorlar. Dolayısıyla bu konuyla alakalı da ciddi tartışmalar sürüyor hala. Şimdi e, şunu soracağım. Yoksulluk nafakası dedik. Bu kadına ödenen ya da işte yoksullaşan tarafa ödenen e, şey nasıl bana da sirayet etmiş? Kadına ödenen dedim hemen nafaka evet, diyeceğiz. Evet, değil mi? Evet. O, o dilimizde öyle. Peki şimdi şunu soracak olsam yoksullaşan taraf aynı zamanda ağır kusurlu taraf. Yani diyelim yoksullaşan taraf bir adam evliliği bittiğinde yoksullaşacak olan normalde nafaka hakkı doğuyor. Ama e, aynı zamanda da aldatmış. Edimlerini hayır. Evet. Şimdi şöyle e, bir taraf sadakat yükümlülüğünün ihlalini örnek verdiniz. Hmm. Onun üstünden hmm. gidelim. Hmm. E, tüm edimlerini o haklarını kaybeder artık. Çünkü burada e, şu da gündeme geliyor aslında bakarsanız. O e, kişinin buradaki yükümlülüklerini, sadakat yükümlülüklerini sahir yükümlülükleri yerine getirmemesinden kaynaklı ciddi bir bir e, hani duygusal enkaz da var. Şimdi bu duygusal enkazın altındaki adama ya da kadına sen bir de üstüne karşı tarafa nafaka vereceksin demek bizim hukukumuzun koruduğu bir denklem değil. E, çok da doğrudur, isabetlidir. Hı -hı. Çünkü baktığınız zaman insanlar, e, biraz önce örnekler verdiniz, saburganlıktır Hı -hı. işte vesairedir, çocuğa ilgilenmeme gibi değil. Temas ettiğimiz gibi biraz önce aldatma üzerinden aslında yıkımlar oluyor. E, şimdi insanlar Evlilik bitiyor 10 sene, 5 sene terapi görenler, kendine gelemeyenler, travma yaşayanlar bir de bu insanlara karşı tarafa sürekli sürekli edim yapacaksın ya da malın şu kadarını vereceksin denilmemesi adına tabi böyle durumlardan e, mahrum bırakılmış o kişi. Peki şimdi aldatmaya geldi konu. Aldatmada evet. yine merak edilen yani sonuçları ne olur? Nasıl etkilenir taraflar bundan hı hı. maddi ve manevi olarak dediğimiz zaman e, aldatılma... Ortaya nasıl çıkarılır? Yani eşler bunu nasıl kanıtlar? Hangi kanıtlar e, hukuki değeri vardır hı hı. E, göz önünde bulundurulur ya da hangileri bulundurulmaz? Aslında bizim çok doğru bildiğimiz yanlışlar evet. konusunda değerlendirebileceğimiz bir alan olduğumuz için şöyle bir ortaya açmış olayım evet. size. E, dediğiniz çok doğru. Bu da bu konuda da çok ciddi yanlış bilgiler var. Hı hı. Yani şimdi e, insanlar hala bu konu toplumumuzda insanları illa bir arada yakalamak, birinin tanık olması, işte videosunu çekmesi, fotoğrafını çekmesi anca böyle ortaya çıkarılabilir gibi düşünülüyor. Evet. Böyle değil. Çünkü aslında böyle ortaya çıkarılması yüz aldatma varsa maksimum üçünde beşinde ortaya çıkar. Çünkü bu yola girmiş insanlar, tabiri caizse işte yasak bir ilişki yaşayan insanlar, bunlara zaten ekstra dikkat ediyorlar ve insanlar bunu e, anladıkları zaman da bir süre şüpheyle hareket edip Tabiri caizse karşı tarafın açığını aramaya başlıyor. Dolayısıyla telefon içerisinde mesajlaşmalar, bilgisayarın içerisindeki mailleşmeler, dışarıda buluşmalar. ya da şöyle bir örnek vereyim size gecenin işte saat 11'den sonra bir kişiyle karşı cinsten bir kişiyle periyodik olarak konuşmalar, konuşma içeriğine gerek yok. HTS kaydı dediğimiz bir durum vardır. HTS kayıtları dosyada istenir. Yani sizin e, gece örnek veriyorum gündüz aylarca kimlerle konuştuğunuz konuşma içerikleri değil bakın ama kimlerle konuştuğunuz ve çıkar ve süresi. e Şimdi bir bakıyorsunuz evin içerisinde e, eşine kocasına farz misal 10 dakika 15 dakika sohbet bile etmeyen ve adamın bundan şikayetçi olduğu kadın her gece neredeyse e, uyudukları saatten yaklaşık bir saat bir telefonla konuşmuş ve o telefonun da kime ait olduğu ortaya geldiğinde bir başka adam oldu ortaya çıkıyor vesaire. E bir de bakıyorsunuz ki ne hikmetse bu da o iş yerindeki bir başka kişi. E şimdi bu argümanlar aslında aldatmaya bir delalet oluyor. İlla tutup da el ele işte bilmem nerede gördüm, bak orada da fotoğrafladım, getirdim, koydum olamıyor. Bunlar hatta müm hiç olmuyor. Ben hiç bunu görmedim. Yani e, bunu tespit edebilen insan sayısı çok az. Genelde en çok ne oluyor biliyor musunuz? Diyor ki ver bakayım şu telefonunu, hırgür. Bir alıyor ki Görüyor. İnanılmaz yazışmalar tabii. Şu an herkesin telefonu biliyorsunuz. Bir kilidi var, tabii. bir şey var. Ama insanlar, e, casus yazılımlar yükleme vardır mesela eşler arasında birbirinin. Mesela bu çok tartışmalı bir husus. Evet. Mesela hukuka aykırı elde edilmiş bir delil de olmamalı. Yani evin içerisine siz bir ses kayıt cihazı yerleştirip de bak sen buraya bir kadını, bir adamı getirmişsin. Ekolü çok şey değil. Bu hala mahkemeler çünkü bu kamusal bir şeydir aynı zamanda. Orada ne devreye girer? Kişisel veriler vesaire hani Bunlar da bu özgürlüklerde çatışmamalı. Yani bu delillerin elde edilmesi noktasında hukuki etik ve çizilen sınırlar içerisinde elde edilen deliller olmalı. Yoksa inanın şunu bile gördük. Yani Photoshopla bir mesajlaşma, bir yazışma getirilmiş. e Karşı taraf konuşmaları silmiş. E o incelemeye gidiyor, bir bakıyor ki bu Photoshopla oluşturulmuş. Şimdi bunu koruyacak mıyız? Ya, Korumayacağız. Hatta bu insanın kusurlu bir tutum içerisinde bulunduğuna da kani olunuyor öyle bir durumda. İlginç. Şimdi bu pek bilmediğimiz veriler tabii ki. Herkese göre işte hala fiziki olarak ortada bir durum olmalı, eş dost görmeli, yakalamalı ya da işte eşlerden birisi bunun farkına varmalı ve öyle kanıtlar toplanmalı gibi bir algı var ama işte baktığımız zaman uygulamada <laughs> daha sık bu, bu haline rastlıyoruz. Bu arada o da yani. olabilir. <laughs> yani şimdi bu olmaz demiyorum. Siz eşinizin aldattığını fark ettiniz, dört tane tanık getirdiniz. İşte bilmem nerede oturuyorlardı bir kadınla yakınlaşıyorlardı. Cinsel temas vardı vesaire her neyse. Flörtleşiyorlardı. Evet, evet. Buna da dört kişi tanıktır. Ama salt bunun yeterli olması mahkemelerde pratikte çok mümkün değil. Çünkü mahkeme diyecek ki öbür tarafta bu sefer diğer tarafta başka biriyle gördüm ben bilmem nerede. Kameranın olmadığı bir yerde ben de bir adamla gördüm. Bunlar da benim tanıklarım. içinden çıkılmaz. Evet, Biraz daha evet. hayatın olağan akışına uygun delillerle ispatlanması gerekir. Peki şunu soracak olursam bir boşanma davası dosyası var açılmış bir dava evet. var. Eşlerde eşler de anlaşmalı boşanmaya yanaşmışlar iki evet. tarafta. Evet. Bu dava süreci devam ederken eşlerden birisi bir başkasıyla görüşmeye başladı. Bu daldatılma olarak Hayır. sayılır mı? Şimdi bakın aslında en çok sorulan bu bu arada. Şimdi boşanma davası 3 sene sürüyor. evet. benim duygusal ihtiyaçlarım var ruhsal ihtiyaçlarım var, cinsel ihtiyaçlarım var. Ben bunu gidip biriyle giderebilecek miyim? Şimdi bakın sadakat yükümlülüğü artık boşanma iradesini göstermiş insanlar arasında olmaz. Ama her zaman şuna da dikkat etmek lazım. Şimdi boşanma süreci, çekişmeli boşanma süreci biraz önce de söylemiştim. Bir savaştır. Bir psikolojik savaş boyutu vardır. Hukuki savaş boyutu vardır. Şimdi bir insan bir insanla ilişki yaşamaya başladı. Bu sefer karşı taraf hemen dosyaya şöyle bir beyan geçiyor. Bak sen işte buradasın, bu insanla sevgililik yaşıyorsun. Bunun zaten evveliyatı da vardı. Evet. Deyip bu sefer çeşitli tanıklarla, şunlarla, bunlarla o insanı hukuken geri duruma düşürebiliyor. O yüzden e, açıkçası boşanma evresinde olsam ben e, bu sürecin sonu evet uzunca bir meşakkatli bir süreçtir ama biraz daha dikkatli olurum bu konuda. Yani biriyle görüşme görüşmeme noktasında o kadar da aleni olmamak lazım diye düşünüyorum. Evet. Bu ama hukuki pratikle alakalı, işin etik ahlak boyutu değil. Değil mi? Ortada bir sadakat yükümlülüğü yok aslında. Kalkmış oldu, boşanma iradesini yok. her iki tarafta göstermiş ama tabii uygulamadaki hal daha farklı hali bambaşka. olabiliyor. Peki şimdi velayet konusuna gelelim. Velayet de çünkü merak edilen evet. konulardan biri. Ee, özellikle Türk hukuk sistemine göre değerlendirecek olduğumuz zaman velayetin kimde olacağı nasıl kararlaştırılıyor? Ya velayet konusu aslında bu e, bu zamana kadarki konuştuğumuz konu başlıkları arasında bence yine dediğim gibi tırnak içerisinde kendi kanaatim en dramatik olan. Çünkü işin içinde çocuk var. Çok temel bakarsak olaya yani günahsız olan sadece çocuk. Değil mi? En ağır durumlarda bile bakın ben hani bir tarafın gerçekten ta yani işte derler ya yemediğin halt kalmamış hala işte o tarafın bile karşı tarafa dair Söylemlerinde biraz haklılık olabiliyor ama tek haksız yani kusuru olmayan taraf çocuk oluyor. Şimdi velayette en dramatik süreçlerin yaşandığı durum aslında. Çünkü maalesef eşler bir anda birbirlerine düşman kesildiğinde o çocuk birer koz olarak kullanılıyor. Yani bu benim uygulamada yine pratikte gördüğüm genelde kadında kalır velayet. Eğer kriminal bir durum yoksa çocuk... Ee, gerçekten hani mesela 18 yaşından küçükler hukukumuza göre çocuk. 17 yaşındaki bir kişiyle 5 yaşındaki bir kişi yani çocuğun arasında şöyle bir fark var. 17 yaşındakine sorar hakim kimin yanında kalmak istersin ama 9-10 yaşına kadar baktığınız zaman uygulamaya anne de kriminal bir durum yoksa, ekstra durumlar yoksa anneye verilir. Ama maalesef bizde çocuğun üstün yararını korumak değil kanundaki ifade budur. Hı <laughs> Hukukumuzda çocuğun üstün yararına bakacaksın derler ama kim bunu düşünüyor? Anne çocuğu alıyor, babaya göstermeme eğiliminde. Baba şahsi ilişki tesisi zamanlarında çocuğu alıp geri götürmeme eğiliminde. Anne bil fiil çocuklu olduğu için babayı ona düşman etme eğiliminde. Baba şahsi ilişki tesisi için çocuğu aldığı zaman bir yerde bir pizza yemeye, bir e, luna Park'a bir yere çocuğu eğlendirmeye götürdüğü zaman anne sallama eğiliminde. Böyle olduğu zaman da allak bullak olan bir çocuk oluyor. Velayet aslında şu anda ortak velayet dediğimiz bir durum uygulama pratiğinde ufak ufak yerleşmeye başlasa da e, aslında böyle bir şey tam da mümkün görü görünmüyor. Yani kimde kalıyor çocuk derseniz belli bir yaşa kadar annede kalıyor. Anne. Ekstra durumlar olmadıkça. Olmadıkça. Peki velayet annede kalıyor. Hı hı. Baba da bunu zaten kabullenmiş. Belki anlaşmalı olarak da zaten bu kanıya varmış olabilirler değil mi? Hani illa velayet bir, konusunda Velayet Velayet konusunda. Hakimi anlaşması. ilgilendirmiyor bu. İyi ki de ilgilendirmiyor. Yani bu benim böyle gönül rahatlığıyla Türk hukuk sistemi içerisinde en beğendiğim uygulamalardan da biridir. Hı. İyi ki ilgilendirmiyor. Yani tutup da biz karar verdik annede kalacak. Biz karar verdik bilmem nerede kalacak. Ya e hayır. Şimdi tarafsız bir bakış açısının bir yargı makamının bunu irdeleyip hatta pedagog eşliğinde irdeleyip. Yani Türkiye'de çok güzel eğitim almış, bu işe gerçekten gönül vermiş pedagoglarımız var. O çocukla gerekirse bir araya getirilip gerçekten çocuğun yararını olup olan şeyin belirlenmesi gerekir. <laughs> Yoksa taraflar bir araya geldi bu bir şey değil. Şu eşya kimde kalsın değil. Çocuk bambaşka bir şeydir. Kesinlikle. İyi ki de böyle ilerliyor şu anda. O hakimi hiç ilgilendirme inanın. Ha bir fikir veriyor ama ilgilendirmiyor günün sonunda o karar verir. Evet bu konuya da bir değinmek istedim şimdi anne de kaldı çocuk yine bir hı hı. E, farz misal bir olaydan bahsederek evet. daha belki <laughs> e, açıklayıcı olur diye böyle olaylar üzerine gitmekte fayda görüyorum şimdi çocuk annede kaldı velayeti annede. babası işte e, günün haftanın belirli zamanları onu görüyor ve vakit geçiriyor e, baba da bu durumdan oldukça memnun tamam onun içinde problem yok yalnız şöyle bir Durum ortaya çıkıyor. Anne velayete sahipken bir başkasıyla evleniyor hmm. ve baba için bu sefer diyor ki, hayır ben istemiyorum kızımın ya da oğlumun hmm. bir başka e, adamla aynı çatı altında yaşamasına. İstemiyor. Peki burada nasıl bir yol izlenebilir? Baba ne yapabilir? E, velayet değiştirilebilir mi? Yani velayetin tarafı Tabii değiştirilebilir mi? Tabii. Şimdi şöyle, velayet e, bir tarafa verildi diye baktığınız zaman. Bu kural yıllarca geçerli olacak bir daha asla değiştirilemeyecek gibi bir durum yok. Bunu da insanlar biraz yanlış biliyor. Her durumda kadında kalır. Hayır. Şimdi benim uygulamada en çok gördüğüm gerçekten ee, vurguladığınız gibi kadın soyadı değiştirilmiş, evlenmesinin önünde bir engel kalmamış. İşte Bir noktadan sonra da artık ee, biri girmiş hayatına ve evlilik süreci başlamış. Evlilik sürecine de, de gerek yok. Bir sevgilisi var. Ve evine gelip gidiyor. Hı hı. En çok gördüğümüz durum şu. O müşterek çocuk, kız çocuğu Anadolu toplumunda bilirsiniz hassas bir konudur bu. Evet. E, erkek müvekillerimiz e, bizlere gelirler genelde ve sinirden kıpkırmızı olmuş halde. Ben şimdi ne yapacağım? E, var mı benim bir hakkım? Ben o elin adamıyla aynı evde olmasını istemiyorum o kız çocuğu diye. Aslında bu tarz hassasiyetlerle e, velayetin değiştirilmesi davası açıyorlar. Hı hı hı. Fakat onlara benim her zaman söylediğim şey burada sadece kadın gitti işte bir başka kişiyle sevgili oldu eve alıyor evlendi değil de bu durumun kız çocuğu üzerindeki psikolojik etkileri ya da e, maalesef ki maalesef ki şunu da görüyoruz bir e, üvey insanın eve gelen eş ya da sevgili o çocuğu istismar ettiği vakalar da çok evet, var. Tabii. Maalesef basına da yansıyor. Yani bu çekinceler, hassasiyetler maalesef ki hak, haksız değil. Keşke bu hassasiyetler Yersizlik boş olsa. Biliyor, evet. Ama yersiz değil. Dolayısıyla bunların da dayanaklandırılması gerekiyor. Hakime sadece işte bir başkasıyla evlenmiş çocuğu hemen o zaman ben istiyorum, velayeti değiştirilsin değil. O zaman e, velayeti almış insan başka biriyle evlenemez mantığı çıkıyor. Kanun böyle bir şey demiyor. Ama çocuğun üstün yararı dikkate alınması lazım o üvey kişi ya da diğer yabancı gelen eve insanlar o çocuğu rahatsız ettilerse ya da o çocuk ondan etkilenip de gerçekten aile ortamı hissetmeyip yabancılaşıyorsa orada üstün yararına aykırı bir durum oluştuysa evet o zaman değiştirilebilir velayet. Şimdi velayeti de konuştuk. Ben bir andan süreyi tayin etmeye çalışıyorum. Sorulacak evet, çok soru var. Evet. Özellikle işte boşanma aile hukuku denildiği zaman akıllara çok soru geliyor. Doğru. Umarım bir kez daha sizi ağırlarız. Devam ederiz sohbeti ama iki konudan daha bahsetmek istiyorum. Şu tazminat konusunu biraz daha irdeleyecek olursak. Elbette. Hangi durumlarda tazminata hak kazanır taraflar? Taraflar diğer tarafın ağır kusurunu ispatladıkları noktada ve Talep ettikleri maddi manevi tazminatı talep ettikleri noktada. Aslında şöyle bir şey insanların zihninde de oluşsun diye söylüyorum. Maddi manevi tazminat şudur. Ben sana güvendim seninle yola çıktım. Ama sen geldin bir başka adamla ilişki kurdun. Evet. Beni aldattın. Ya da ben sana güvendim çocuğuma iyi bir anne iyi bir baba olacaksın dedim. Ama sen bu çocuğu her geldiğinde suratında tokat izi görüyorum. Ya da e, ee, biz birbirimize ilk günkü özen gibi olacağız diye söz verdik. Fakat sen yatağa bir giriyorsun, dışarı çıkarken, iş yerine giderken ya da başka bir yere giderken, toplum arkadaşlarına karışırken o olanca dikkatini benim yanımda 7-24 eşofmanla geziyorsun, hijyenine dikkat etmiyorsun gibi. Aslında burada karşı tarafa bir isnat var. Bir, bak bunu yaptığından dolayı boşanıyoruz. Mahkeme de bunu kabul ettiği zaman sen bu insanın evli evlilik kurumuna olan inancını yitirmesine sebep oldun onu üzdün ve bu durumdan dolayı bir yıkım yarattın onda deyip ona ödettiği bir para aslında bu. Tabii ki bu şey değil yani bunu matematiğe dökemeyiz. İnsanın ne kadar üzüldüğünü, ne olduğunu bilemeyiz diyorum ya. Yıllarca terapi gören insanlar evet, var bu evet. süreçten sonra ama e, karşı taraf ciddi kusurunu ispatlanırsa evet ve talep edilirse tazminata yükmedilir. Mahkeme Fazla. karar verirse, mahkeme karar Doğrudur. verirse tabii bir de e, talep ederse tabii mahkemede talep tabii. olmazsa talep olmaz zaten. Yani. Hiçbir mahkeme tutup şey demez. Ya sen tazminat talep etmemişsin ama e, dayak yemişsin ya da aldatılmışsın. E, böyle olmaz. Ben sana üzüldüm. Şu kadar da bakın bu değil. Şimdi bir diğer soracağım soru da aslında. Yine en çok merak edilen sorulardan bir tanesi bence. Mal paylaşımı, boşanma sürecinde. işte tarafların aslında en çok böyle kendi yüzlerini ortaya çıkardıkları Tabii. değil mi? Yani acı ama gerçek maalesef, şimdi böyle bir maalesef. durum da var. Yani onu ben almıştım, benim emeğim daha maalesef. fazlaydı, bunu bana böyle ver. Şimdi mal paylaşımı nasıl gerçekleşiyor? Ve yalnızca evlilik birliği içerisinde edinilen mallar mı paylaşılıyor? Yarısı senin, yarısı benim mi deniyor? Bu nasıl çözümleniyor? Şimdi mal paylaşımı... Doğru söylediniz. Yani insanların en çirkinleştiği, böyle 8-10 sene birlikte geçmemiş gibi bambaşka insanlara dönüştük. O dişlerini çıkardıkları maalesef duruma, kadın için de erkek için de bu geçerli. Çünkü işin için aileler de giriyor. Bir anda bir bakıyorsunuz ki bu iş muha, e, muhabereye dönmüş, bu iş bir şeye dönmüş. E, fakat çözümü de var. Yani aslında bu edinilmiş mallara katılma rejimi şu anda uygulanıyor. Yani iki kişi evlendiği zaman kanunumuz kabaca diyor ki, evlendiğin günden bugün evlendin. 4 sene sonra bugün de boşanıyorsun. O arada ne edinildiyse kabaca bölü iki diyor. Yani ana kural bu. <laughs> Fakat bunun istisnaları var tabii ki. Şimdi kimisi diyor ki bana bana diyor. E, annemden miras kaldı ya. Evet. Bununla bunun e, bunda eşimin kadının ne alakası var diyor. Ne hakkı var ki diyor. Yok evet. zaten <gülüyor> aslında. <gülüyor> Bunu insanlar şey diye düşünüyorlar. Hani miras konusunu nasıl çözüyor? Hayır. O senin şahsi malındır zaten. Fakat şimdi bir eşi ile evliliği devam ederken annesi vefat etmiş. Oradan ciddi bir meblağ gelmiş yuvaya. Hı. Hmm. E siz gitmişsiniz Beysu kentten. 20 milyona bir daire almışsınız. O günde adama 19 milyonluk ölmüş annesinden, vefat etmiş annesinden bir miras kalıyor. Ne hikmetse 19 milyon Geldikten bir hafta sonra o ev 20 milyonluk ev alınıyor, 1 milyon da ortak meblağdan konuluyor Hı. oraya. Ya şimdi hayatın olağan akışına göre para nereden geldi? Taraflar memur, bilmem ne ya da işte türetebilirsiniz örnekleri. Bunu ispatlarsa işte taraf illa ikiye bölünecek değil. Adam diyor ki ya benim annemden kaldı bu 19 milyon benim param. Bunu ispatlarsa örnek veriyorum bölü iki kuralı tabii ki geçerli değil. Ama onun dışında bu 2002'den sonra için geçerli bu arada. 2002'den sonra edinilmiş tüm mallar. Kabaca şöyle düşünülebilir, evet, bölü ikidir. E, ama son zamanlarda tabii ki bu konu e, şöyle bir şeye dönüştü. Ben görüyorum müvekkillerimde çok arttı bu. İnsanlar gelip biz bir evlilik sözleşmesi istiyoruz. Herkesin malı kendine. Biz edinilmiş mallara katılma rejimi istemiyoruz. Artık diyebilen insanlar çoğaldı. Eskiden bu biraz ayıp karşılanıyordu. değil mi? Nasıl ya sen güvenmiyor musun da işte bu kadına falan? Adam diyor yok, o başka bir şey. Ama bugünün yarını var. Yani herkes güvenerek başlıyor ama %70'lere gelmiş boşanma kusura bakma ben sözleşme yapacağım diyen insanlar arttı. Benim dikkatimi çeken bir nokta şey olmuştu aile hukuku bakarken. Şirketler hukukuna çok benzemiyor mu? Evet, evet. Değil mi? Evet, evet. evet <laughs> Baya yani hani birleşme. Aslında üzücü. üzücü Çünkü e, aile kurumunun bilmiyorum ben mi çok o konuda biraz e, şey duygusal bakmaya çalışıyorum ama yani biraz aile kurumunun kutsaliyeti olması lazım. İnsanlar birbirine bir şirket gibi, şirket ortağı gibi. Sadece salt ya böyle ne? hayat arkadaşlığı, maddi bir hayat arkadaşlığı, maddi bir maddi bir çıkar ortaklığı gibi baktıkları denklemde işin manevi tarafı çok geride kalıyor. Dolayısıyla hani o saydığınız savurganlık, şiddet vesaire değil ama çok ufak sebeplerle de insanlar bir anda evliliklerini bitirebiliyorlar. Maalesef o dediğiniz gibi şirketler konusu gibi bir hassasiyet oluşursa. Değil mi? Peki şimdi konuşacak çok konu var. İlk programımızı böylelikle bitirmiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür bir ediyorum. Bir daha ağırlamaktan çok büyük onur duyacağım. Ben de aynı şekilde çok teşekkür evet, ediyorum. Evet değerli izleyenler, Hukuk Masası programının ilk bölümünün sonuna geldik. Şimdi sizden faydalanamadım ama bir sonraki program için lütfen sorularınızı istiyorum. Türk Haber Televizyonu Instagram hesabından bana sorularınızı gönderirseniz aklınıza takılan her soruyu uzmanıyla alanında uzman avukatlarla masaya yatıracağımızdan emin olabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka hukuk masasında masanın etrafında görüşünceye dek hoşçakalın.